Bunların her biri ayrı bir güzellikti. E bugün evde oturuyorum, televizyon açıyorum, siz diyorsunuz ki atıldı diyorsunuz, bir de yok. Yani, keyfi kalmadı yani. Evet, gerçekten de öyle yani. Ve bağlarda kandil yanacağına bakar, minaren. Ya, ezan sesi duyulmayabilir. Yani oradan şehri görebilen yüksek bağlardan, onu oradan görünce dediğim bir tenekeyle haber verirler ki yani atıldı gibilerinden. İşte bağırırlar, çocuklar tüm atıldı gibilerinden. Top patladı falan diye böyle. Ya harika, bugün bakıyor, ne bebek top atıldığından haberi var, ne bağıran çağıran var. Bir şenlik, eğlence yok gibi geliyor. Mesela bana, fırında ekmek çıkmazdı. Akşamüstü tam ezana böyle 1-2 saat kala ekmek çıkardı. Ben ya, de onu çok iyi hatırlarım. Böyle ekmek kuyruğuna girerdik. Ya. O heyecanla, coşkuyla ekmeğin o fırından gelip anında sıraya girenlere yuvarlak ekmekler bir de böyle. Tabii ki. O yuvarlak ekmekler zaten Ramazan'ın çok vazgeçilmezleri. Onlardan alıp eve götürünce böyle bir coşkuyla ezana kaç dakika kaldı falan, yani o heyecan bambaşkaydı gerçekten. Çok tabii. Ve şu, eskiden evde hamur yoğrulur, mahalle fırınlarında pişer, uzun ekmekler, çifte gibi, daha büyük hatta. Ama nasıl pişerdi ya? Orada da buyruk beklerdik. Piştiği zaman leğenle omuzladık mı, yolda giderken, her kim olursa olsun, kimi gördüysek mutlaka taze ekmek al derdik. Onlar da ucundan bir miktar alırdı. Yani biz gidene kadar ekmeğe belki yar ettiğimiz olur efendim. Ne annemiz babamız kızar ya da yettin aferin böyle oldu derlerdi. Bugün düşünüyorum da eğer biz çocuğumuz hadi oğlum gelirken kimi gördüysen ekmek verdiysen çocuk biter herhalde diye vermez yani. Böyle biz insanlar olduk yani. Vallahi vermez, paylaşmaz yani. Artı ekmek getirirken, vay be, belden yukarıda tutulacak saygıdan, evet, derlerdi. Bu poşete koyuyor, sallayıp götürüyor. Ya biz nasıl böyle değiştik? Ben ona hayret ediyorum yani. Evet. İşte o bağlarda dediğim gibi çok güven vardı. Çok, çok. Bugün kapılar sürgülü diyorum ya. Bağdayız. Ötme dediğimiz, sadece üstü örtük ya. Üç duvar, bir de üstü örtük. Hepsi bu ötme dediğimiz evin bir bölümü. Kuyu başında yatar insanlar hepsi. Kuyunun orada beton dökülü. Akşam oldu mu oraya yataklar serilir, herkes oraya yatar. Yorganın gökyüzü, yıldızlar, Allah! O. Yan komşun gececi çalışacak. Bize sesleniyor, babama, anneme. Ben akşam gelmeyeceğim, bizim horanta size emanet. Komşuya emanet ediyor yani ev. Kapı yok ya, kapı ne diye bir şey, evet, yok. Bu yine bir programda kameraman arkadaşları götürdüm, orada gösterdik. Kemer, tol dediğimiz evler var. Oranın kapısı yok. Kilit, anahtar, o ne ya? Anahtar, kapı yok, kapı. Ve herkes dışarıda yatıyor. Hiç mi hırsız yoktu? Yani ıprığı, güğümü, adamın işte bütün eşyaları da ortada. Kendini yattığı gibi. Hiçbir Allah'ın kulu da bunu kötülük düşünüp de ya şunu alak, şunu çalak. O kadar fakirliğe rağmen yoktu böyle bir şey. Evet. Ve insanların birbirine güveninden bahsetmek istiyorum. Karısını, kızını komşuya emanet ediyor. Bugün bir tane düşün hele ya. Anahtarı versen, aklında acaba kapıyı açtım ola. Çünkü görüyor örneğini. Komşuna anahtar vermiş, gezmeye gidiyor 2-3 günlüğüne. Anahtarı alan komşu aynısını yaptırıyor. Başka gün tatile uzun süre gittiğinde evin içinde ne varsa boşalıyor. Yani hani vay komşuya vay da güvenemezsek daha ne yapalım vay değil vay mi? Vay. Ya gitgide bu hale geliyor.